Elimin içinde misketi çevirdiğim gibi bütün dünyayı çeviririm. Bir gözümün ucuyla, kaşımın kenarıyla hepsini tavaf eder gelirim diyen o zat. Çölde şeytanla savaşan evliyaların şahı. Meleklerin koruduğu o zat. Bir kelimesini dünyanın dört bir yanında duyuran Allah dostu. Cinlerin itaat ettiği evliya. Gözlerine ilahi nur sürmesi çekilen Gavsül Samedani, peygamber soyunun varisi Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri hem Kutbul Aktab, yani Kutuplar Kutbu, hem de Gavsul Azam'dır. Kutup, her asırda Allah'ın rahmetinin cazibe merkezi olan zatlar için kullanılır. Yardım isteyenlerin imdadına koştuğu için de Gavs veya Gavsul Azam unvanını alır. Kutup, Allah'ın kendi katından gaybı bildiren bir tılsımı azam verdiği kimsedir. Şahsı manevi itibarıyla dört büyük meleğin bazı özelliklerini taşır. Hayat maddesi itibarıyla Hazreti İsrafil aleyhisselama, öz benliğiyle Hazreti Cebrail aleyhisselama, kuvve-i cazibesi itibarıyla Hazreti Mikail aleyhisselama, kuvve-i dafia itibarıyla de Hazreti Azrail aleyhisselama benzer. Kalbin üzerinde bulunan sır makamının sahiplerinden olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, peygamber soyunun nurlu kahramanlarındandır. Kendileri, Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın torunudur. Kutb-i Rabbani, Kutb-i Azam, Gavs, Gavsül Azam ve Sultanül Evliya olarak da anılır. Abdülkadir Geylani Hazretleri kendisi hakkında, bazı veliler celalli, heybetli, sinirli olabilir. Ben dedemin kademi üzerineyim, buyurmuştur. Medine-i Münevvere'de bulundukları zaman 40 gün huzur-u saadette ellerini göğsüne koyarak ayakta durdukları rivayet edilir. Sünnete ittiba bakımından Resulullah aleyhissalatu vesselamın ayağını kaldırdığı yere kendisi ayağını koymuştur. Nübüvvet dışındaki geri kalan bütün kemalat, keramat, bütün hepsinde nasibim var, buyurmuştur. Ramazan ayının birinci gecesinde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin babası bir rüya görür. Önüne tarifi imkansız bir yer çıkar. Orada Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, sahabelerimiz ve bütün veliler toplanmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Ya Musa, ey benim evladım, her şeye gücü yeten Allahu Teala sana bu gece bir erkek evlat verdi. O öyle bir evlattır ki derecesi tüm velilerin üstündedir. O benim evladımdır." Sabah olunca yatağından süratle kalkar, gökyüzünü ışıklar saçarken bulur. Musa Efendi'nin gönlünü nur kaplamıştır. Seyyid Musa bu bebeği dakikalarca koklar. Bir kerameti olarak Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tenine asla sinek konmazmış ve onun bir evladı olarak Abdülkadir-i Geylani Hazretlerine de bu özellik ırsi olarak geçmiştir. İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında, "Ondan sonra gelen bütün velilere gelen feyzler onun vasıtasıyla gelir," buyurur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin doğumu. Hicri 470 yılında Geylan kasabasının Nif isimli köyünde doğmuştur. Annesinin adı Fatıma Hatun, babasının adı ise Ebu Salih Musa'dır. Annesi Fatıma Hatun'un kadın velilerden olduğu kabul edilir. Kendisine Ümmül Hayr, yani hayırlı olan
denilmektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yüksek ahlakı, daha çocuk yaştayken onu akranlarından ayırmıştır. Bebeklik döneminde gösterdiği kerametler. Evliyaların birçok kerameti vardır. Fakat Abdülkadir Geylani Hazretleri kerametlerini daha bebek yaşlarda göstermeye başlamıştır. Bebekliği zamanında Ramazan ayında süt emmezdi. Ramazan bayramının başlayıp başlamadığını keşfedemeyen köy halkı, nurlarla çağlayan bu bebeğe bakarak iftar zamanının geçip geçmediğini anlarlardı. Abdülkadir annesini emiyor mu yoksa emmiyor mu diye sorarlardı. O nurlu bebek tüm gün süt emmediyse anlarlardı ki iftar vakti hala gelmemiş. Onun çocukluğu sıra dışıydı. Dile gelen öküzün Gavs-ı Azam'a bildirisi. Bir gün küçüklüğümde arefe günü çift sürmek üzere tarlaya gittim. Bir öküzün arkasına geçtim. Kuyruğundan tutup tam arkasından gidiyordum ki dile gelip bana şöyle dedi: "Ya Abdülkadir, sen bunun için yaratılmadın. Bununla emrolunmadın." Bir anda korktum, eve gittim. Evin damına çıktım. Bir de ne göreyim? Allah uzak diyarları gözümün önüne getirmiş. Arafat'ta vakfeye duran hacıları gözümle gördüm. Hemen koşup anneme dedim ki, beni Allah'ın yolunda bulundur. İzin ver, ben Bağdat'a gidip orada ilim öğreneyim. Evliyaları bulup ziyaret edeyim, dedim. Başımdan geçenleri anneme anlattım. Oturup ağlamaya başladı. Sonra kalktı. Babamdan kalan 80 altının yarısını kardeşime ayırdı, yarısını bana verdi. Kaftanımın altına görünmeyecek şekilde dikti ve "Hadi, ilim yoluna git, seferine çık. Fakat şunu asla unutma. Ne olursan ol, neyle karşılaşırsan karşılaş, dürüst ol. Hiçbir hareketinde doğruluktan ayrılma. Artık ben seni kıyamete kadar göremem." dedi ve söylediği gibi de oldu. Abdülkadir Geylani Hazretleri çocuk yaşta babasını kaybederek yetim kalmıştı. Annesinin ve dedesinin İslami terbiyesi altında Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta ezberledi. Bağdat'a gittiğinde olacağı kişinin temelleri çocukluk zamanında kendini belli etmişti. İlim aşkıyla Bağdat'a giderken yaşadığı bir olayı şu şekilde aktarmıştır. Bağdat Yolculuğu. Hazreti Pir Abdülkadir Geylani 11 yaşında Geylan'dan ayrıldı. Bağdat'a doğru yola çıktı. Kendisi bu hatırayı talebelerine şöyle anlatmıştır. Anamın elini öperek duasını aldıktan sonra Bağdat'a gitmekte olan bir kafileye katıldım ve yola çıktım. Birkaç gün yol aldıktan sonra kafilenin önüne eşkıya çıktı. Kervandakilerin üzerinde ne varsa hepsini aldılar. Birisi de benim yanıma geldi ve sordu. "Yiğit, senin neyin var?" "40 altınım var," dedim. Benimle alay ederek gitti ve paralarımı almadı. Herhalde yaşım küçük olduğundan bende bu kadar para bulunabileceğine ihtimal verememişlerdi. Haramiler herkesi soyduktan sonra reislerinin yanına gitmişler ve kendisine olup bitenleri anlattıktan sonra benim sözlerimi de nakletmişler. Eşkıyanın reisi benim halimi ve sözümü merak etmiş olacak ki beni yanına çağırdı ve sordu. "Senin bir şeyini almadılar mı?" "Hayır, hiçbir şeyimi almadılar," dedim. "Senin neyin vardı ki?" diye üsteleyince, "Hırkamın koltuğu altına dikilmiş 40 altınım var," cevabını verdim. "Hırkanı çıkar bana ver," dedi. Çıkardım, verdim. Koltuk altını söktü, altınları çıkardı ve saydı. Sözlerimin doğru olduğunu anlayınca hayretle sordu. "Demek 40 altının var dediğin doğruymuş. Halbuki adamlarım sözüne inanmamışlar ve hatta seni alaya alarak üzerini bile aramamışlardı. Hırkanda 40 altın dikili olduğunu söylemeseydin, ben de paralarını almaz, geçer giderdim. Neden paran olduğunu saklamadın? Doğruyu söyledin." Dedim ki, "Anam bana
oğul, nerede olursan ol, sakın yalan söyleme diye tembih etti. Ben de ona hiçbir zaman ve hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğime söz verdim. Onun için sorduğunuz zaman doğruyu söyledim. Bana anamın öğüdü odur ki, benim gideceğim yola yalancılık sığmaz. Hak yoluna girenlerin doğruluk ve gerçeklik en büyük sermayeleridir. Hak Teala Celle Celaluhu doğruları ve gerçekleri sever. Yalancıları sevmez. Ben de onun için yalan söyleyemem ve nerede olursam olayım doğru konuşurum dedim. Haramilerin başı dikkat ve ibretle yüzüme baktı. Ey yiğit, sen helal malını haramilerden kurtarmak için dahi yalan söylemedin. Oysa ben bütün ömrümü yalancılık ve haramilikle geçirdim. Benim halim nice olur, dedi ve gelip elime yapıştı. Bir daha haramilik yapmayacağına söz verdi ve tevbe etti. Emrinde bulunan 40 harami de reislerinden sonra birer birer elime yapışarak haramilik etmeyeceklerine ve yalan söylemeyeceklerine dair söz verdiler ve tevbe ettiler. Kafile halkından aldıkları mal ve paranın tamamını kendilerine teslim ettiler. Bu arada benim 40 altınımı da geri verdiler. İşte o zamandan bu zamana kadar doğruluk ve gerçeklik üzerinde dururum. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ilk defa onun vesilesiyle tevbe edenlerin bu eşkıya takımı olduğunu söyler. İnsanların kalplerine dokunmaya daha küçük yaşlarda başlamıştı. Bağdat'a gelince dönemin tanınmış alimlerinden ders alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf konusunda kendini geliştirdi. Bir gün bir karar alarak inzivaya çekilip yalnız başına kalmaya karar vermişti. Bu karar doğrultusunda 25 sene gibi uzun bir süre nefsini dünyevi zevklerden arındırmak için sahralarda dolanmaya başladı. Bağdat'ın harabelerinde yapayalnız yaşamaya başlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'ın lütfuyla bu süre boyunca öyle bir takva ve makama ulaşacaktı ki, birçok sır ona açılacak ve insanın aklının alamayacağı çeşitli kerametler gösterecekti. Zorlu zamanlarında, şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır mealindeki İnşirah suresinin 5. ve 6. ayeti kerimelerinin tüm ağırlıklarını üstünden aldığından bahseder. Şeytanlar çeşitli kılık ve kıyafetlere bürünüp toplu halde onun yanına gelirlerdi ve yolundan çevirmek için uğraşırlardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Bir gün gözümün önüne bir nur peyda oldu. Bu nur ufku kapladı. Bu nedir diye bakarken nurdan bir ses geldi. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Bu zamana kadar yaptığın amellerden öyle razı oldum ki, bundan sonra haramları sana helal kıldım. Ancak ses gider gitmez ben bu sesin şeytandan olduğunu anladım, buyurmuştur. Çekil git ey şeytan! Gösterdiğin nur benim için ebedi bir karanlıktır, dedi. Bunun üzerine şeytan dedi ki, Rabbinin sana ihsan ettiği hikmet ve ferasetiyle yine elimden kurtuldun. Halbuki ben yüzlerce kimseyi bu usulle yoldan çıkarttım, dedi ve uzaklaştı. Bunu nasıl anladın diye soranlara şöyle cevap verdi. Eğer insan yaptığı salih amellerle haramlardan muaf tutulacak olsaydı, evvela bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam yaşardı. Ona dahi böyle bir imtiyaz tanınmadığına göre hiç kimseye tanınılacak değildir. Bütün zamanını nefsin arzu ve isteklerine karşı savaşarak ve ibadet ederek geçirdi. Dünya sevgisinden kendini soyutlayabilmek ve arzularına karşı üstünlük sağlayabilmek için her yolu denedi. Sırf nefsine zor geldiği için gördüğü her yokuşu tırmanıyordu. Kendini aç bırakıyor, nefsine karşı olan bu savaşı kazanabilmek için
elinden geleni yapıyordu. Bir gece çok uykusu gelmişti. Fakat nefsinden gelen "Biraz uyu, daha sonra devam edersin." sözünü işitince mücadele vererek Kur'an-ı Kerim'i hatmedinceye kadar uyumamayı seçti. Hatta bunu nefsi için daha zor bir duruma getirmek amacıyla da tek ayak üstünde durarak yaptı. Bu savaş sonrasında galip gelen Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde yeni sırlar zuhur etti. Yaptığı her şey Allah Azze ve Celle için olmuş ve bunun sonucunda da Allah-u Teala'nın izniyle istekleri bir bir gerçekleşmeye başlamıştı. Mesela bir ağaç yaprağı kopardıktan sonra onun helvaya dönüştüğünü gördü. Deniz suyunu tatlı suya çevirebiliyordu. Bu kerametler başlarda çok hoşuna gitmişti. 17 sene kadar insanlardan uzak bir şekilde çöllerde yaşadı. Bağdat'a dönme vakti geldiğini düşündüğünde tam şehre girerken karşısına Hazreti Hızır aleyhisselam çıktı ve onu durdurdu. "Allah Azze ve Celle'nin sana bir emri vardır. Bağdat'a girmen için 7 sene daha beklemelisin," dedi. Bu sözler üzerine 7 yıl daha çölde yaşamanı sürdürdü. Soğuk ve yağmurlu bir gecede birden gaipten bir ses işitti. Bu ses ona, "Artık serbestsin," diyordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri birçok alim yetiştirmiştir. Bir gün minbere çıkmış vaaz veriyordu. Bir anda en alt basamağa indi, elinin üzerine elini koydu ve mahviyet içerisinde beklemeye başladı. Ne olduğunu sordular. O da dedi ki, "Ceddim Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam geldi. Ben de haya ettim, emirlerini bekledim. Sonrasında git halka vaaz et," dedi. "Ben de tekrar en üst basamağa çıktım," dedi. Haftada 3 kez vaaz ederdi. Cuma günleri, pazartesi günleri ve salı günleri. 40 sene bu şekilde devam etti. Bir gün Bağdat'ın ileri gelenleri onun karşısına sual etmek için geçtiler. Karşısında kalp gözü açık bazı zatlar vardı. Bir baktılar ki Abdülkadir Geylani Hazretlerinin gönlünden bir nur çıktı, hepsinin gönlüne girdi. İnsanlar, "Size ne oldu?" diye sorar. İleri gelen zatlar, "Abdülkadir Geylani Hazretlerine soru sorunca bir anda bildiğimiz her şeyi unuttuk. O bize tekrar sarılınca hatırladık," dediler. Rivayete göre rüyasında Ahmet bin Hanbel, Abdülkadir Geylani'den o sıralarda zayıf durumda bulunan Hanbeliliği canlandırmasını istemiştir. O da Hanbeli mezhebine girerek bütün gücüyle bu mezhebi ihya etmeye çalışmış. Bundan dolayı kendisine Muhyiddin, yani dini ihya eden unvanı verilmiştir. Ancak o Hanbeli mezhebinden olmasına rağmen Hanbeli ve Şafii mezhebine göre fetva verir, verdiği fetvalarla fakihleri hayran bırakırdı. Maddi kalbimizin üzerinde bir de manevi kalbimiz vardır. Nasıl ki maddi kalbimiz tüm vücut azalarımıza durmadan kan pompalıyor, aynı şekilde manevi kalbimiz de latifelerimize nur pompalamakta. Kalbin üzerinde sır makamı bulunmakta. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o makamın sahiplerindendir. Kendisinin tüm evliyaların üzerinde bir tasarrufu bulunmaktadır. Bulunduğu asırda tüm evliyalar kendisine bağlıyken, vefatından sonra da kendisinden sonraki evliyaların kutupların da kutbu olmuştur. Kendisinin binlerce kerameti bulunduğu bazı rivayetlerde geçmektedir. O kadar belirgin kerametleri var ki Hristiyanlar bile şöyle cümleler kurmuşlar: "Biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de reddetmiyoruz." Abdülkadir Geylani Hazretlerinin annesine yardım eden kuş,
Annesi Abdülkadir Geylani'ye anlatıyor. Bir gün çölde gidiyordum. Bana bir bedevi saldırdı. O zaman feryat ettim. O sırada gökten beyaz bir doğan kuşu peyda oldu. O bedeviye saldırıp gagalamaya başladı. Bedevi dayanamayıp kaçtı. O doğan kuşu benim üzerimdeki örtüyü alıp göklere uçurdu. Ben o kuşa hala hayret ediyorum. Hayretle annesini dinleyen Abdülkadir Geylani tatlı tatlı gülümsedi ve huzurdan ayrılıp geri geldi. Bir müddet sonra elinde bir başörtüyle geldi ve dedi ki, "Ey benim annem, işte bu senin örtün. Ben o gün daha doğmamıştım, senin rahmindeydim. Ama o gördüğün doğan kuşu da bizzat bendim." Annesi bu tecelli karşısında gözyaşlarını tutamaz ve Hakk'ın huzurunda şükür secdesine kapanır. Allah dilediği zaman her şey mümkündür. Bir gün Abdülkadir Geylani ahd etti. "Ya Rabbi, sen yedirmeden yemeyeceğim, sen içirmeden içmeyeceğim." Ve 40 gün ağzına bir şey sürmedi. 40. günün sonunda odasından içeri gizemli bir adam girdi. Elinde yiyecek vardı. Odanın köşesine oturdu. O yemek karşısında kuduran nefsine rağmen, "Ey nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun, ahdimden geri dönmeyeceğim." İçinden açlık, açlık diye bir feryat yükselir. Odanın kapısından tasavvur büyüklerinden biri girer ve der ki, "Ey Abdülkadir, bu ne hal? İçinden kopan feryadı duydum da geldim. Nefsimin ızdırabını duydum ama ruhum Allah'ın kutsi makamında karar kılmıştır," dedi. "Ey aşk meclisinin mumu, kalk, hadi, gidiyoruz," dedi. Bu zat Abdülkadir Geylani'nin koluna giriyor, onu evine götürüyor. Bir çocuğa yedirir gibi her lokmayı onun ağzına vererek yediriyor. Sonra da ona kendi elleriyle marifet yolunun hırkasını giydiriyor. Bir başka gün karşısına meçhul bir adam çıktı. Dedi ki, "Seyyid, sohbet ister misin?" "İsterim," dedi. "Ama muhalefet etmeyeceksin." "Etmem," dedi. Bir süre sonra o meçhul adam gözden kayboldu. Abdülkadir Geylani onu aynı noktada bekledi. Ne ileri gitti ne de geri. Ve meçhul adam nihayet çıka geldi. Bir süre sohbet etti ve dedi ki, "Ben gelmedikçe buradan ayrılma." Yine gözden kayboluyor. Seyyid Abdülkadir Geylani hep aynı noktada bekliyor onu. Aynı adam biraz sonra yine geldi. Bu sefer elinde ekmek ve süt vardı. Tane tane konuştu ve dedi ki, "Ben Hızır'ım. Seninle beraber yemek yemeye geldim. Bundan sonra tekrar Bağdat'a git. Orada seni Müslümanlar bekliyor." Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Tavuk Kerameti. Üstad Bediüzzaman Said Nursi bize aktarıyor. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin medresesinde fakir bir talebesi varmış. Annesi de oğlunu görmek istemiş, medreseye gitmiş. Bir bakmış ki kuru ekmek ve zeytinle yetiniyor. Nefis terbiyesi yapmaya çalışıyor. Annesi bu halinden şefkat duymuş ve şeyhine, Abdülkadir Geylani'ye sormak istemiş. Gitmiş ve Abdülkadir Geylani Hazretlerini kızarmış tavuk yerken görmüş. Bir anlık annelik şefkatiyle, "Hazret, bu ne haldir? Benim çocuğum orada kuru ekmeğe, zeytine talim ediyor. Sen burada tavuk yiyorsun." Abdülkadir Geylani şöyle bir geri durmuş. O an Allah'tan kalben bir izin istiyor ve yediği tavuğun parçalarına, "Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle diril," diyor. O tavuk parçaları birleşip bir tavuk haline geliyor. O kadın meseleyi anlıyor, derse alıyor ve asıl şefkatin o talebesinin nefsiyle mücadele edip onu ebedi sıkıntı ve azaptan kurtaracak olan
Abdülkadir-i Geylani'nin dediklerini yapmakta olduğunu anlıyor. Ve Abdülkadir-i Geylani Hazretleri diyor ki, ''Ne zaman ki senin oğlunun da ruhu cesedine, aklı midesine, kalbi nefsine hakim olur, lezzeti şükür için ister, o zaman tavuk yiyebilir.'' der. Cin padişahının Abdülkadir Geylani Hazretlerine hürmeti. Gavs-ı Azam'ın bir müridi, cinlerden birini yılan diye öldürür. Öldürülen cinin babası olan cinlerin padişahı ona geldiğinde, ''Kralını tanımam, seni mahvederim. Oğlumun cenazesi orada duruyor. Seni şimdi öldüreceğim.'' der. Yılanı öldüren mürid, ''Ben Abdülkadir Geylani'nin müridiyim.'' der. ''Ben nereden bileyim oğlun yılan kılığına girmiş?'' Bunu duyan cinler padişahı, ''Demek öyle. O zaman biz onu sayarız. Onun hatırı için sana dokunmayız.'' dedi. Allah, insanları ve cinleri dostların tasarrufuna verebilir. Meleklerin yönetimine verdiği Kur'an'da, İşleri yöneten meleklere yemin ederim denildiği gibi meleklerden üstün olan evliyalara da bunun verilmesi yadırganmamalıdır. Nakşibend Hazretleri hakkındaki kerameti. Gavs-ı Azam bir gün damın üstünde otururken birden ayağa kalkıp Buhara tarafından gelen güzel bir kokuya yöneldi. Buyurdu ki, ''Benim vefatımdan 157 sene sonra bu taraftan bir zat zuhur edecek. Onun kalbine Allah zikri nakşettiği için adı Nakşibend olacak. Bana mahsus nimetlere kavuşacak. O çok büyük bir velidir. O geldiği zaman ona bağlanın.'' dedi. Sonra bir cübbe hazırlayıp, ''Bu cübbe benden sonra gelecek Nakşibend isimli zata aittir. Bu cübbeyi ona vermek üzere size emanet bırakıyorum.'' dedi. Gavs-ı Azam'ın buyurdukları aynen tahakkuk etmiştir. Nakşibend Hazretleri hac yolculuğuna çıktığında güzergahı Buhara'dan Bağdat'a doğruydu. Bağdat'a geldiğinde kendisine emanet cübbesi verildi. Sonra Gavs-ı Azam'ın kabri şerifini ziyaret etti. Gavs-ı Azam'ı öven bir medhiye yazdı. Peygamberlere mucize olarak verilen her şeyin, ehli sünnete göre bir velide de keramet olarak zuhur etmesi sahihtir. Zaman yolculuğu kerameti. Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin zamanında ilim ehlinden bir kişi vardı. Bu kişi şeyhin sultanlığını inkar eder, bazen şeyhi kötülediği bile olurdu. Bir cuma günü şeyhin olduğu mescide gelip oturdu. Maksadı Hazreti Şeyh'le sohbet etmek ve ona sataşmaktı. Biraz sonra Şeyh Hazretleri de mescide geldi. Hazreti Şeyh'e dönerek şöyle sordu. ''Ya Şeyh, mürşit olan kişiler zamanı kendilerine tabi ederek döndürürler ve yıllarca yapılması mümkün olmayacak işleri yaptırırlarmış. Doğru mu?'' Abdülkadir Geylani Hazretleri cevap verir ve şöyle buyurur. ''Allah Teala dervişlere o kadar kuvvet verir ki 10-15 yılda yapılacak bir işi gayet kısa bir zamanda yaparlar.'' Münkir olan bu zat itiraz etti. ''Ben zamanı döndürüp kendinize tabi edebileceğinize ve 10-15 yılda olacak bir işi bir günde veya bir saatte yapabileceğinize inanmıyorum. Bu ancak Allahu Teala'ya mahsustur.'' dedi. Hazreti Şeyh tebessüm etti ve ''Allahu Teala'nın tasarruf ettiği öyle kullar vardır ki ne isterlerse yaparlar. Hiçbir şey onlara mani olamaz.'' buyurdular. Cuma namazı vaktinin yaklaştığı anlaşıldı. Hazreti Şeyh'e seccade çıkardılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri ayağa kalktı, işaret etti ve seccadeyi o münkirin eline verdiler. ''Bunu lütfen siz götürünüz.'' dediler. Münkir, seccadeyi alıp omzuna attı
ve mescide gitmek üzere hep birlikte yola çıktılar. Yolda bir şadırvana rastladılar. Münkir abdest tazelemek istedi ve şadırvanda abdest almaya başladı. Fakat ellerini suya vurur vurmaz kendisini bir pazar yerinde ve bir çilingir dükkanının önünde buldu. Bir müddet çilingirin çalışmasını seyretti. Yaptığı işleri çok hoş ve ustaca buldu. İmrendi ve dükkana girerek ''Bu sanatı bana da öğretir misiniz?'' dedi. Çilingir cevap verdi. ''Görüyorum ki sen bir danışmend kişisin. Bu sanatı ne yapacaksın?'' ''Bu sanatı öğrenmek ve işlemek hoşuma gitti. Helalinden elimin ekmeğiyle kazanır, ilimle amel eder, otururum.'' cevabını verince onu çırak yaptılar. 3-4 yıl hizmet etti. 4 yıl daha çilingirin yanında çalıştı. Artık çilingirliği öğrenmişti. Fakat ustası ölünce onun dul karısıyla evlenmek zorunda kaldı ve zamanla iki oğlan çocukları oldu. Bir sabah yine dükkanına geldi. İşine başlamak üzere bir demiri ocağa sokacağı sırada bir anda kendini abdest aldığı şadırvanda buldu. Kendisi şadırvanda abdest alıyor ve şeyhin seccadesi de astığı gibi ağacın üstünde duruyor vaziyette görünce hayret içinde kaldı ve bir mana veremedi. Alelacele abdest alıp seccadeyi kaptığı gibi şeyhin peşlerinden koşar ve onlar mescidin kapısından içeri girerken yetişir. Şeyh'ten önce mescide girip seccadeyi şeyhin önüne serer. Geri çekilmek ister fakat Hazreti Şeyh kendisini bırakmaz ve yanına alır. Birlikte iki rekat namaz kılarlar. Hazreti Abdülkadir Geylani dönüp sorar. Nasıl? Hala inkarda mısın? Danışment afiyetle cevap verir. Sultanım, abdest almak üzere sizden ayrıldım der ve kalan olayları anlatır. Bilmiyorum ki bu ne haldir, hayal midir, rüya mıdır? Lakin doğrusunu söyleyemem. Gönlüm o hatunda ve çocuklarımda kaldı. Hazreti Şeyh tekrar sorar. Bu hal olalı kaç yıl oldu bilir misin? O da cevap verir. Bana kalsa 10 yıldan fazladır. Hazreti Şeyh, öğrendiğin çilingirliği şimdi de işleyebilir misin? Der. Münkir, işte ellerim şahittir. İşlerim, elbet işlerim. Bunun üzerine Hazreti Şeyh, iyi bil ki bu iş ne hayaldir ne de bir rüyadır. Gerçekten olmuştur. Hep birlikte cuma namazını kıldılar ve mescitten çıktıktan sonra danışmendin karısıyla çocuklarını getirdiler. Münkir danışment irade getirdi ve Hazreti Şeyh'in elini tuttu, tevbe etti. Ölünceye kadar da Şeyh'in hizmetinden ayrılmadı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin aynı anda birçok yerde bulunması. Bir Ramazan ayıydı ve Geylani Hazretleri birçok yerden iftar için davet almıştı. Kimseyi kırmak istememiş ve herkesin davetini kabul etmişti. Herkesin evine nasıl yetişecekti? Gün geçti fakat kısa bir süre sonra tüm şehirde kulaktan kulağa bir haber yayılmaya başladı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evindeki yardımcısına herkesten Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evlerinde geçirdiği iftar yemeği hakkında haber geliyordu. Yardımcı duyduklarına akıl erdiremiyordu. Çünkü o akşam Abdülkadir Geylani Hazretleri iftarı kendi evinde geçirmişti. Ama söylentiler aksini söylüyordu. O akşam Abdülkadir Geylani Hazretleri onlarca ayrı evde aynı anda iftar yemeğine katılmıştı. Bu tür hallerin Allah rızasıyla gerçekleştiğini çok iyi bilen Abdülkadir Geylani Hazretleri, mümkün olduğunca kerametleri ve yüksek halleri göstermekten sakınırdı. Kerametler ancak bir hayır, bir hikmet için gösterilir. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür, derdi. Cenab-ı Allah isterse zaman içinde zaman yaratır, mekan içinde mekan yaratır. Şunu sakın unutmayalım. Cenab-ı Allah sadece çok sevdiği kulları için adetini bozar. İslam alimlerine göre peygamberler için mucize olan şeylerin
veliler için de keramet olarak zuhur etmesi caizdir ve mümkündür. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden menkıbeler ve nasihatler. Adamın biri bir köle satın almıştı. Köle, takva sahibi, salih bir mümindi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. Efendi, benim evimde neler yemek istersin? Köle, ne verirsen onu. Nasıl elbiseler giymek istersin? Ne giydirirsen onu. Evimin hangi odasında kalmak istersin? Hangi odada kalmamı istersen orada. Evimin hangi işlerini yapmak istersin? Hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu son cevabın ardından efendi bir müddet tefekküre daldı ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi. Keşke ben de kulu olduğum Rabbime böyle teslim olabilseydim. O zaman ne mutlu olurdum. Bu arada köle dedi ki, ey efendim, efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu? Bunun üzerine efendi, seni azat ediyorum. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da arzu ediyorum. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. Zira sen bana kulluk adabına dair büyük bir ders verdin, dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu kıssanın akabinde buyurur ki, kim ki Allah'ı hakkıyla tanır, ona gerçek bir muhabbetle teslim olur, onun kendisi için takdir ettiği hale rıza gösterirse, onda ne irade kalır ne de ihtiyar. O artık yalnız şöyle der. Allah'tan onun muradı dışında bir istekte bulunmak benim neyime? Elhamdülillah. Rivayete göre Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ticaret kervanını haramiler soymuşlardı. Gelip bunu kendisine bildirdiler. Bir müddet sükût ettikten sonra elhamdülillah dedi. Aradan az bir zaman geçmişti ki yeni bir haber geldi. Efendim, kervanınız haramilerden kurtarıldı. Hiçbir zarar yok. Hazreti Geylani yine bir müddet murakabeye daldı ve tekrar elhamdülillah dedi. Etrafındakiler bu duruma şaşırdılar. Merakla sordular. Efendim, kervanın haramilerin eline geçtiğini duyunca elhamdülillah dediniz. Sonra onun kurtarıldığını işittiğinizde de yine elhamdülillah diyerek hamd ettiniz. Bunun hikmetini anlayamadık. Abdülkadir Geylani Hazretleri tebessümle şu cevabı verdi. Kervanımın haramiler tarafından gasp edildiğini duyunca gönlüme nazar ettim. Acaba bir hüzün var mı? Yani nazargâh-ı ilahi olan kalbime dünya sevgisi bulaşmış mı diye kendimi yokladım. İçimde herhangi bir hüznün mevcut olmadığını görünce gönlümdeki Allah muhabbetinin dünya sevgisiyle zedelenmemiş olduğuna kanaat getirerek bu durumdan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd ettim. Daha sonra kervanımın kurtarıldığı haberi gelince aynı şekilde hareket ederek bu defa kalbimde dünya malı dolayısıyla herhangi bir sevginin zuhur edip etmediğine baktım. Böyle bir tehlikenin olmadığını müşahedeyle yine Rabbime hamd ettim. Bir gün bir gayrimüslim Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin yanına geldi. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri çok şık giyinirdi. Ondaki kaftan kimse de yoktu. Maddi açıdan da çok varlıklı bir insandı. O gayrimüslim ona, hem İslam'ı anlatırsın hem de böyle şık giyinirsin. Kaftanında kürk vardır. Bu ne haldir? Dedi. Bir anda Allah o adama Abdülkadir-i Geylani'nin heybetini gösterdi. Adam titremeye başladı. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri kaftanının sağ tarafını açtı. Orada cennet göründü. Sol tarafını açtı, cehennem göründü. Adam şehadet getirip Müslüman oldu. Bir hadisi şerifte, Allah
kulunun üzerinde nimetini görmek ister diye buyurmuştur Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bir Hristiyan bir Müslümanla kavga ediyormuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: "Neden kavga ediyorsunuz?" Müslüman olan şu cevabı verir: "Bu Hristiyan gayrimüslim diyor ki, bizim peygamberimiz sizinkinden daha üstün. Ben de diyorum ki, hayır, bizimki daha üstün." Abdülkadir Geylani Hazretleri o Hristiyana, "Delilin nedir?" diye buyurur. Hristiyan demiş ki, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltebiliyordu." Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur ki, "Ben de Allah'ın izniyle ölüleri diriltirsem, bizim peygamberimizin daha üstün olduğunu kabul eder misin?" Hristiyan, "Ederim," der. Bir mezarın başına giderler. Abdülkadir Geylani Hazretleri o mezarda yatanın halinden haber verir. Daha sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'a dua eder ve gerçekten de o kabirdeki ölü kalkar, halinden haber verir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın son peygamber olduğundan haber verir. Allah isterse ve dilerse kulunun hidayeti için her şeyi yapabilir. Dirilten de, öldüren de Allah'tır. Bağdat halkından bir genç geldi, Abdülkadir Geylani Hazretlerine dedi ki, "Rüyamda babamı gördüm, azaplar içindeydi. Bana dedi ki, git Abdülkadir Geylani Hazretlerinden dua iste. Eğer o dua ederse Allah beni bu azaptan kurtarır." Abdülkadir Geylani hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün o genç tekrar geldi. "Allah sizden razı olsun. Babamı dün gece tekrar rüyamda gördüm. Yeşiller içindeydi, mutluydu. Azabı bitmişti. Allah sizin duanızı kabul etti." Bir gün bir sarhoş Abdülkadir Geylani Hazretlerine, "Allah kadir midir?" diye sordu. Gülümseyerek, "Kadirdir," buyurdular. Sonra tekrar sordu. "Allah kadir midir?" dedi. Tekrar gülümseyerek, "Kadirdir," buyurdular. Sarhoş bir kez daha sordu. "Allah kadir midir?" Bu sefer Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Kadirdir, kadirdir, kadirdir," diyerek secdeye kapanır ve ağlamaya başlar. Daha sonra talebeleri bu durumu Abdülkadir Geylani Hazretlerine sorar, şu şekilde cevap alırlar. Sarhoş adam ilk sorduğunda, "Allah beni affedecek kadar kadir midir?" diye sordu. "Kadirdir," dedim. İkinci soruşunda, "Peki Allah beni senin makamına çıkartmaya kadir midir?" diye sordu. "Kadirdir," dedim. Ama üçüncü soruşunda, "Allah seni benim yerime düşürmeye kadir midir?" diye sorunca, "Evet, kadirdir," dedim. Bu beni ağlattı. Dediler, "Ey Gavsül Azam! Sen nefsini meşakkat ve eziyete alıştırmışsın. Kıyamda durmayı kendine adet edinmişsin. Bunun sebebi nedir?" "Rabbim, Rabbim," dedi. "Her şeyi bilen, hacetleri yerine getirirsin. Zat-ı uluhiyetine ne malum değildir ki, her şey malumdur. Bütün alem senin aşık ve mahbuplarınla dolu. Böyle bir alemde nasıl uzanıp yatarım ki? Yüceler yücesi Allah Teala'dan işte orada bir nida duyuluyor. Ey Gavsül Azam! Ayağımı veli kullarımın omuzları üzerine koy." Bu yüzdendir ki din büyükleri ve tasavvuf kahramanları Şeyh Abdülkadir'i başlarının tacı bilmişlerdir. Bir gündü Şeyh vaaz ediyordu. O anda şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Birkaç tane kuş da meclisin üstünde uçuyordu. Bazı kimseler bu hale hayret ettiler, seslerini yükselttiler. Seslerini yükseltince sohbet meclisinde bir uğultu oldu ama
O sıra Abdülkadir Geylani ders anlatıyordu. Hazret o an başını göğe kaldırdı. "Ey rüzgar, Allah'ın izniyle kuşların başlarını bedeninden ayır," dedi. Ne var ki kuşlar daha fazla uçamadılar. Başları bedenlerinden ayrılmıştı. Şeyh vaaz kürsüsünden indi, mübarek eliyle başlarını ve bedenlerini bir araya getirdi, üzerine elini koyup "Bismillahirrahmanirrahim" dedi ve o an kuşlar tekrar dirilip kanat çırparak fezanın derinliğine doğru gitti. Bu kerametler hak aşkıyla yanıp tutuşup peygambere olan bağlılığın eseridir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylani ve Şah-ı Geylani, gaybden haber verdiği mahzun bir eserinde, kendisinden 800 sene sonra gelecek olan Bediüzzaman ve talebelerine açık bir şekilde ve ismen işaret etmiştir. Mecmuatül Ahzab adlı eserin birinci cildinin 562. sayfasındaki bölümlerde ilgili bilgiler mevcuttur. Bu işaretlerden bazıları şunlardır. 1. Said ismi verilerek açık bir şekilde ifade edilmiş, geçim hususunda izzet ve saadetle geçineceği beyan edilmiştir. Bediüzzaman'ın küçüklüğünden itibaren minnet altına girmemesi, amcasının çorbasından yememesi, doğudaki medreselerde geleneği olan talebelerin ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasını kabul etmemesi ve talebelerini de bundan men etmesi. 2. Gavs'ın "Vaktin Abdülkadir'i ol" ifadesinin cifir hesabıyla 1326 yani 1908 ettiği ve bu tarihte şeyhin bir talebesinin Kur'an hakikatlerini müdafaa edeceğine işaret ederek Bediüzzaman'ın manevi mücahedeye atılacağını haber vermesi. 3. Said ve Bediüzzaman isimlerine işaret edilmesi. 4. Gavs'ın müridine "Korkma, sözlerini söyle" hitabında bulunarak şarka ve garba gideceğini, çok fitnelerle karşılaşacağını bildirerek tamamından mahfuz kalacağını bildirmesi. 5. Bediüzzaman'ın daha 8-9 yaşlarından itibaren etraftaki ahalinin nakşi olmasına rağmen kendisinin Gavs'a bağlanması, hatta bir şeyi kaybolduğunda "Ya şeyh, bu şeyimi buldur, sana bir Fatiha okuyacağım" dedikten hemen sonra Gavs'ın yardımına yetişmesi. Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinde şu ifadelere yer verir. "Sergüzeşti hayatımda geçen ve çoğunu gizlediğim çok harika vakalar vardı. Kendimi hiçbir vecihle keramete layık görmediğim için onları bazen tesadüfe, bazen de başka esbaba isnat ediyordum. Şimdi kanaatim geliyor ki o harikalar Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerametini teşkil ederler. Demek onun duasıyla, himmetiyle, ona kerameten ve bize ikram nev'inden bir nev'i inayeti ilahiyeye mazhar olmuşuz. Bediüzzaman'ın hayatında Şah-ı Geylani'nin müstesna bir yeri vardır. Bediüzzaman, Tillo'da bulunduğu sırada Geylani Hazretlerinin ikazıyla Miran aşiret reisi Mustafa Paşa'ya giderek hidayete davet etmiş, ya zulmü terk edip namazını kılmasını veya kendisini öldüreceğini söylemiştir. 6. Yine Darül Hikmetil İslamiye üyesi olduğu sırada Gavs'ın Fütuhul Gayb adlı eserini okur. Burada kendisi hasta olan ve tedavi olmayan birisinin başkasının arayışlarına çare olamayacağı uyarısıyla karşılaşır. Bediüzzaman, şeyhi tabip kabul ederek eserini okur ve çok istifade eder. Gavs-ı Azam, asırlar ötesinden verdiği haberlerle
hem Bediüzzaman'la hem de Risale-i Nur'la alakadar olduğunu göstermiştir. Ehli zındıkanın bütün takibat, tazyik, işkence, hapis gibi baskı ve engellemelerine rağmen Üstad Bediüzzaman ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle muvaffak olması, Hazreti Ali radıyallahu anh'la Gavs-ı Azam'ın Risale-i Nur ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili kerametlerini teyit etmektedir. Gavs'ın en önemli hususiyetlerinden birisi ve belki de en önemlisi, hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan doğruya Kur'an-ı Azimuşşan'dan ders almasıdır. 7. Ferdiyet denilen ve çok az kişinin mazhar olduğu bu ihsan-ı ilahiye asrımızda Kur'an-ı Kerim'in icazlı tefsiri olan Risale-i Nur ve onun müellifi mazhar olmuştur. Netice olarak keramat-ı gavsiye ile nurlara işaret edilerek hizmetinin muvaffak olacağı müjdelenmiştir. Gavs-ı Azam'ın kasidesindeki 1345'te yani 1926'da Kur'an'dan gelen bir nurla insanlar karanlıklardan aydınlığa çıkarılacak müjdesi bu tarihte fevkalade bir şekilde neşre ve nurlandırmaya başlayan Risale-i Nur'a cifirce ve mealce tam tamına uygun düşmektedir. Bu uygunluk, Risale-i Nur'a işaretle birlikte eserin ve onunla yapılan hizmetin makbuliyetini de göstermektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duası. Gavsül Azam, Kutbür Rabbani, Abdülkadir Geylani, Kuddisesi Ruh Hazretlerinin duası. Allah'ım, bizi bize döndür. Bizi kapında durdur. Allah'ım, bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da, vermemiz de senin için olsun. İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Nehyettiğin yerleri bize gösterme. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme. Zahirimizi, dışımızı sana masiyetten, günah işlemekten, batınımızı, içimizi de şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, sana dayanalım. Senden başkasına asla güvenmeyelim, dayanmayalım. Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır. Bizi sana taat, ibadet ve münacat elbiseleriyle giydir. Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki gökle yer arasını ayırdınsa, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır. Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki gözün siyahıyla beyazının arasını birbirine yakın ettinse, aynen onun gibi bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı sana masiyet bahsinde Yusuf aleyhisselamla Züleyha'nın arasını açtığın gibi. Allah'ım, bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul eyle. Ta ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster. Ömrümüzün kalan kısmını senin yolunda meşguliyetle geçirelim. Amin. Gavs-ı Azam'ın nasihatleri. Sizin dininizin ortadan kalkmasının 4 sebebi vardır. Birincisi, bildiklerinizle amel etmemenizdir.
İkincisi, bilmediklerinizle amel etmenizdir. Üçüncüsü, bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanızdır. Dördüncüsü, diğer insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine engel olmanızdır. Ey oğul! Gafil kişilerle arkadaşlık etmen, salih kişiler hakkında seni suizanına düşürür. Hep gaflete dalan kimselerle beraber oldukça, hayırlı ve salih kişiler seni de kötü biri olarak görürler. Ayrıca sen de kendileriyle arkadaşlık etmiş olduğun gafil kimselerin tesiriyle salih ve hayırlı kişiler hakkında yanlış düşüncelere kapılabilirsin. Bu itibarla şer ehliyle düşüp kalkma. Kim ki dinin esaslarını kendi yaşayışında tatbik etmediği halde kalbinde hikmet nurları bulunduğunu iddia ederse o yalancıdır. Zira şurası iyi bilinmelidir ki dinin, şeriatin şahitlik etmediği her hal zındıklıktır. Önce kendi nefsinle meşgul ol. Kendi nefsine faydalı ol ve kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum gibi olma. Sen, ey zengin kişi, Allah'ı unutup hep maddi servetinle iştigale dalma. Zira muhtemeldir ki yarın gelir fakat sen fakir düşmüş olursun. Ey oğul! Allah seni bazı belalara düçar eder. Bunun sebebi şudur. Acaba sebeplere dayanıp onun kapısını terk mi edeceksin, yoksa onun kapısına mı yapışacaksın? Acaba zahire mi dayanacaksın, yoksa batına mı? Acaba idrak edilene mi güveneceksin, yoksa idrak edilemeyene mi? Acaba görünene mi yöneleceksin, yoksa görünmeyene mi? Sana verilen marifet, hüner ve muvaffakiyetleri nefsinden mi bileceksin, haktan mı? Vefatı. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah için adadığı 91 yıllık ömrünün son demlerine varınca ağır bir hastalık bedenini kaplar. Hastalığı sorulduğunda, "Onu ne bir cin, ne bir insan, ne de bir melek, hiç kimse bilemez, kimse anlayamaz," diye cevap verir. Oğlu Abdülcabbar ona neresinin ağrıdığını sorduğundaysa, "Her tarafım ağrıyor, ancak kalbim hariç, orada ağrıyor, kalbim Allah'la beraberdir," diye cevap verir. İspanya'ya kalmış lan bu ya. Kalabalığın içinde kakılmış İspanya'ya mı yapacaksın lan sen? Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul.
Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. Maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.